Şimdi yukarıda bir kural tanımlamış. X üzeri y'yi böyle açmış. Buna eşittir demiş. Altta örnek vermiş. X üzeri 4, x, x eksi 1, x eksi 2. Sanki böyle faktöriyeli gibi birer azaltarak gitmiş. Yalnız bunun kuvveti 4, 3'te bitirmiş. 1 eksiğinde. Zaten şuradan da öyle anlaşılıyor. Yani şurası eksi parantezine alınırsa y eksi 1 olur burası. X eksi y eksi 1. 1 eksiğinde. Y'nin 1 eksiğinde bitirmiş. Buradan da görüyoruz. 4'ün 1 eksiğinde yani 3'te bitirmiş. Oraya kadar çarpacağız. Şimdi x'in karesi. Geriye doğru yazacağız. Bunun 1 eksiğinde yani x eksi 1'de bitireceğiz bunu. Şöyle yazıyorum. X çarpı x eksi 1. Şu 2'nin 1 eksiğinde bitiriyoruz. 2 eksi 1 eşittir 1. 1'de bitirdik. Burası 1 olunca bitti. Yani şurası mesela 6 olsaydı, şu üstü 2 değil de 6 olsaydı, 6 eksi 1 eşittir 5, 5'te bitirecektik. Yani x eksi 1, x eksi 2, en son x eksi 5 yazacaktık. Şunları siliyorum. Şimdi aşağıda da aynı şey söz konusu. Aşağıdaki sayı 3, tabi sayımız 3 olduğu için x olunca x yazacağız, 3 olunca 3. Sonra 3 eksi 1. Burada bitiriyoruz. 1 çıkardığımız zaman bitiriyoruz üstü 2 olduğu için. Bunun 1 eksiğinde. Aynen şurada olduğu gibi, üst tarafta olduğu gibi. Sonucu da 1'miş. Şimdi hesaplayalım. Bunu yukarı alalım. Buradan şöyle yukarı doğru alalım. Yukarıda devam edelim işleme. Üst taraf ikisini çarpabiliriz şöyle. Birbiri üzerine dağıtabiliriz. Bu durumda x kare eksi x olacak. Paydamıza bakalım. Şurası 2 çarpı 3 6 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparız. Böyle çapraz çarparız. X kare eksi x eşittir 6. 6'yı sola alalım. X kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Bildiğimiz ikinci dereceden denklem. Şunu x, x diye ayrıştırıyorum. Bunu eksi 3 ve 2 diye ayrıştırırız. Buradan devam edersek işte x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0'dan. Bunu 0'a eşitleyince x'imiz 3 gelir. Şunu 0'a eşitleyince x'imiz eksi 2 gelir. Değerlerin toplamı isteniyor. Bunların toplamı da 3 eksi 2'den 1 olur. Demek ki sonuç 1.